Ya Rab sana şükürler olsun. Sözün için, sevgin için, bize verdiğin tüm nimetler için bizim bugünümüzü ve yarınımızı her türlü hazırladığın için sana şükrediyoruz, teşekkür ediyoruz. Bugün bu 20. bölümde öğreneceğimiz çok şey var. Hiçbirini kaçırmayalım Rab. Etkin bir şekilde bu iman hayatını yaşayabilelim. İsa Mesih'in adıyla ben. Evet. Evet arkadaşlar. 20. bölüm. Vahiyin 20. bölümüne başlayacağız. Sanırsam iki değil ama üç kere de anca bitirebiliriz. Peki konuşacağımız çok mevzular var bu 20. bölümde. Bugün 20. bölümün birinci kısmı diyebiliriz. 19'u nasıl bitirdik hatırlıyor musunuz? Yaklaşık iki hafta geçti, unutmuşsunuzdur. Biliyorsunuz dünyanın sonuna bakıyoruz. Bu dünyanın başına gelecek olan 7 çok kötü bir seneyi bitirdi. Dünya süreci ve 19'un sonunda en son paragrafı şöyle diyor. Sonra canavarı, dünya krallarını ve onların ordularını ata binmiş olanla, ata binmiş olan kimdi? İsa Mesih'ti. Onun ordusuna karşı, onun ordusu kimdi? İmanlılardı ve meleklerdi. Savaşmak üzere toplanmış gördüm. Gören kim? Yuhanna'ydı, hatırlıyorsunuz. Canavarla onun önünde doğaüstü belirtiler geliştiren sahte peygamber yakalandı. Canavar dediği Mesih karşıtı, sahte peygamber de zaten sahte peygamber. Nasıl ki baba, oğul ve kutsal ruh var, şeytan da tam onun karşısını yaratmıştı. Şeytan, Mesih karşıtı ve sahte peygamber. Sahte peygamber canavarın işaretini alıp heykeline tapanları bu belirtilerle saptırmıştı. Doğaüstü işler yapmıştı sahte peygamber ve şeytanın gücüyle yapmıştı bunları ve insanları kandırmıştı. Sahte peygamber canavarın işaretini alıp heykeline tapanları bu belirtilerle saptırmıştı. Her ikisi de kükürtle yanan ateş gölüne diri diri atıldı. Bizim işte tam son cehennem olarak bildiğimiz cehennem denilen yer. Aslında onun hakkında da konuşacağız. O kelime aslında İki manası var. Bir tanesi geçici bir yer için, bir tanesi tamami bir yer için ama halk arasında cehennem dendiği zaman aslında buradan bahsediliyor. Kükürtle yanan ateş gülü. Kükürt her ikisi de o göle diri diri atıldı. Geriye kalanlar ata binmiş olanın ağzından uzanan kılıçla öldürüldü. Bütün kuşlar bunların etiyle doydu. Burada bırakmıştık. Yani bu kötünün bütün orduları yaklaşık 200 milyon kadar asker ve kötünün bütün orduları bu Rab'le savaşmaya geldiler. Ve görüyorsunuz ki geçen sefer de hatırlayacaksınız. Böyle kılıç, tabanca hiçbir şey çekmeden tek bir kelimeyle hepsini Tanrı, Mesih, özellikle İsa Mesih alt etti ve cesetlerini binlerce kuşlar yedi. Evet, bunlar olurken 20. bölüme geliyoruz. Vahiyin 20. bölümü ve şöyle başlıyor Yuhanna. Sonra bunlar bitti, orada bütün ordular yenildi. Sonra bir meleğin gökten indiğini gördüm. Şimdi yerde cesetler, kuşlar onların cesetlerini yiyor.
Milyonlarca kişiler öldü tek bir kelimeyle. Bunlar olurken yukarıdan bir meleğin indiğini görüyor Yuhanna. Elinde dipsiz derinliklerin anahtarı ve büyük bir zincir vardı. Acaba neden? Neden? Melek ejderhayı, ejderha kim? İblis ya da şeytan denilen o eski yılanı yakalayıp 1000 yıl için bağladı. Bin yıl tamamlanıncaya dek ulusları bir daha saptırmasın diye onu dipsiz derinliklere attı. Oraya kapatıp girişini mühürledi. 1000 yıl geçtikten sonra kısa bir süre için serbest bırakılması gerekiyor. Bugün bu ilk 3 ayete bakalım. Vahiyin 20. bölümünün ilk 3 ayeti. Bugün şeytandan bahsedelim. İblis, o eski yılan kimdir? Ve sonu ne olacaktır? O sonunun ne olacağını şimdi hep beraber okuduk. Bu karakter, bu kişi, kişi derken insan değil tabii, bir melek, gerçektir, vardır, Tanrı tarafından yaratılmıştır. Her şeyin yaratıldığı gibi. Kendi hiçbir şey yaratamaz. Ama Tanrı'nın yarattığını saptırır. İmanlıları suçlar Tanrı'nın önünde. Onların yoldan çıkmasına sebep olmaya çalışır. İman etmemiş kişileri gözleri açılmasın diye oldukları durumda kalmaları için elinden gelen her şeyi yapar. Dünyaya yalan, kötülük onun aracılığıyla gelmiştir. İsa Mesih ne dedi? Yalanların babasıdır o dedi. Yalanın asıl pınarı orası, oradan geliyor. Bir melek görüyoruz 1. ayette. Bir zincirle dipsiz kuyunun anahtarı da kendisine verilmiş. Şeytanı Tanrı'nın istediği için, Tanrı'nın olayı olduğu için ve zamanı geldiği için alıp o dipsiz kuyuya atıyor. Şeytan hakkında, bu iblis hakkında ne biliyorsak iki yerden biliyoruz. Bir tanesi büyürken sağdan soldan duyduğumuz hikayeler, bazen arkadaşlarımızdan, bazen büyüklerimizden ve kültürün bize öğrettikleri. İkincisi de doğru olan kutsal yazılarda. En önemli olan kutsal yazılarda ne diyor? Tanrı onun hakkında bize ne vermiş? Ne anlamamızı, ne öğrenmemizi sağlamış? Ona bakalım. Çünkü önemli olan o. Dünyadan gelen öğretiler, sağdan soldan gelen öğretiler doğru değil ve doğru olmamakla beraber. Bu tamamıyla kendisi tarafından etkilenmiş öğretiler. Şimdi o ister ki insanlar onun varlığını ciddiye almasın. Onun olduğunu kabul etmesinler veya olduğu gibi görmesinler. Mesela o Halloween zamanı görürsünüz, işte uzun kuyruklu, boynuzlu, kırmızı şeyler, hiç öyle bir yaratık değil aslında. Aslında o çok güzel yaratılmış. Işıklar meleği gibi gelir dedi İsa Mesih, kandırmak için insanları. Görüntüsüyle, karakteriyle insanlar onu tanımadığı için insanlara kötü olarak kendini gösterip mizahi bir şekilde kendini gösterip kötülüğünü
çok iyi bir melek gibi gelince tabii insanlar şaşırıyor ve ona kanıyorlar. Bunlar hakkında da daha sonra konuşacağız ileri bölümlerde. Bakalım kutsal kitap ne diyor? Bir, böyle bir karakter vardır. Matta'nın 25. bölümünün 41. ayetinde bakalım ne var? İsa Mesih 25'in 41'i. Sonra şimdi İsa Mesih anlattığı bir hikayenin açıklamasını, yorumlamasını yapıyor. Kendi anlattığı hikayenin yorumlamasını, açıklamasını yapıyor öğrencilerine. Sonra solundakilere şöyle diyecek. Ey lanetliler! Çekilin önümden. İblisle melekleri için hazırlanmış sonmaz ateşe gidin. Cehennem, bu sonmaz ateş, iblis ve melekleri için hazırlandı. Aslında insanlar için hazırlanmadı. Ama nasıl ki melekler ilk başta yaratıldı, bizden önce yaratıldılar ve onlara seçme hakkı verdi Rab. Aynı şekilde bize de seçme hakkı verdi. Doğruyu seçenler oldu melekler arasında ve şeytanı takip edenler oldu melekler arasında, ama ilk baş kaldıran şeytandı. Ötekilerin aklını çeldi, insanoğlunun aklını çeldi. Ve onun için İsa Mesih geldi ki bu akılları çelinmiş insanlardan, iman edenler aralarından kurtulsun ki bu işte bahsettiği Matta'nın 25. bölümünde ey lanetliler çekilin önümden, İblisle melekleri için hazırlanmış sonsuz ateşe gidin kelimelerini duymasınlar. Sonuçta bu dünyada yaşayacağımız günler malum. Ama bundan sonra bir sonsuzluk var ve sonsuzluğu nerede harcayacağımız çok önemli. Şeytan istiyor ki insanların gözü açılmasın. O insanları böyle ne bileyim kimini futbolla, sporla, kimini para kazanma ile, kimini değişik şeylerle, müzikle, kimini işte roman okuyarak, kimini hayal aleminde yaşayarak, kimini devamlı değişik yerlere giderek, kimini daha değişik düşüncelerle akıllarını cezbediyor ve kimine problem veriyor. Ve bunları vererek insanların gözünü Tanrı'dan almaya çalışıyor. Bakın Matta'nın 13. bölümünün 19. ayetinde tekrar İsa Mesih ne diyor? Bir örnek vermişti ve örneği açıklıyor. Şimdi ikinciyle ilgili benzetmeyi siz dinleyin. Kim göksel egemenlikle ilgili sözü işitir ve anlamazsa, üstünde durmazsa, kafa yormazsa, ciddiye almazsa, anlamazsa, kabul etmezse, ne oluyormuş? Kötü olan gelir, onun yüreğine ekileni söker, götürür. Yol kenarına ekilen tohum işte budur. Evet, böyle bir kişi var, böyle bir güç var ve amacı insanların kendi gideceği yere gitmesi. İnsanların kendiyle beraber cehenneme gitmesi. Onun içinde gelen her şeyi yapıyor, elinden gelen her şeyi yapıyor ve kim ki imanı anlamaz, ciddiye almazsa, küçümserse veya önem vermezse
Kötü olan gelir, onun yüreğine ekilen sözü alır götürür. Duyar, kişi yüreğine bir tohum ekilmiştir. O kişi o tohumu tutar, sular, büyütürse iman eder, kurtulur, ebediyede dek Tanrı'yla beraber olur. Ama o kişi anlamaz, umurunda değildir, önemsemezse oradan hiç ezgisi kalmasın diye kötü olan diyor İsa Mesih gelir, o olan tohumu da alır ki sakın böyle bir şeyler düşünmesin ileride diye. Yine 13. bölümün Matta'nın 39. ayetinde İsa Mesih şu açıklamayı yapıyor. Deliceler eken düşman iblistir. Biçim vakti, çağı, çağın sonu, yani biraz önce okuduğumuz yerler, Vahiy'deki 20. bölüm, orakçılar ise meleklerdir. Tohumları çaldığı gibi deliceler de eker tohumların arasına. Kiliselerde olan yanlış öğretiler, öğretmesi gereken, örnek olması gereken kişilerin hayatındaki yanlışlıklar. Bunların hepsinin bir sebebi var. Sebep ne? O tohum büyümesin, insanlar kurtulmasın. Dikenler ekiliyor tahıl tarlasının arasına ki o tarla bereketsiz olsun, verimsiz olsun. Bir kilise, bir aile, bir kişi doğru yolda gitmeye başladığı zaman Tanrı'nın huzurunu, doğruluğunu, bereketini yaşamaya başladığı zaman hemen onunla beraber bir sürü diken ve deliceler ekiyor düşman. Bunun farkında olmamız gerek. Neyin Tanrı'dan, neyin kötüden olduğunu ayırt edebilmemiz gerek arkadaşlar. Bu üç kısa ayetle İsa Mesih'in bizzat kendini şeytanın, iblisin varlığını onayladığını görüyoruz. Daha biliyorsunuz kendisi 40 gün oruç tuttuğu zaman gelip kendini de 40 gün oruçtan sonra kendinin de aklını çelmeye çalıştığını hatırlıyorsunuz. Örnekler çok var ama o kadar vaktimiz yok. 1. Petrus'ta görüyoruz. 5. bölümünde Petrus kendi de diyor ki düşmanınız iblis etrafınızda kükreyen bir aslan gibi dönüyor diyor. Gibi açıp görüp saldırsın üstünüze. Yuhanna 13. bölümde bakalım Yuhanna ne demiş? Yuhanna 13:2'de akşam yemeği sırasında iblis Simon Iskariot'un oğlu Yahuda'nın yüreğine İsa'yı ihanet etme isteğini koymuştu bile. Yuhanna İblisin Yahuda'ya yaptığının farkında. Paulus Efeslerin 6. bölümünde iblise karşı, düşmana karşı savaşmanın ne kadar önemli olduğunu, onun getirdiği kötü günlerde, kötü durumlarda ne yapmamız gerektiğini açıklayan bu 6. bölüm muhakkak okuyun, Tanrı'nın zırhı olarak bilinir. Bakın 11. ayette ne diyor? İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümdarlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Bu nedenle kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra sizin yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın. Paulus da
kendi deneyimlerinden ve öğrendiklerinden biliyor ki evet böyle bir kişi var, böyle bir güç var ve bu kişinin amacı insanları mahvetmek, kurtulmalarını önlemek. İman ettikten sonra o kişinin şehadetini o kadar lekelemek ki başkasının da iman etmesine sebep olmasın. Peki başlangıcı neydi bu iblisin? İki yere gitmek istiyorum eski ayetten. Öncesi Ezekiel 28. Ezekiel peygamber 28. bölümde. Bakın Tanrı ne diyor Ezekiel peygamberin ağzından. Şimdi başlangıç şöyle, ilk 10 ayette Tanrı Ezekiel peygambere bir kraldan bahsediyor. Sur kralından bahsediyor. Ama 10. ayetten 19. ayete baktığımız zaman bu Sur kralını aslında şeytan olduğunu görüyoruz. Bu ne demektir? Hayır, bu kral şeytan değildi ama bu kral kendini o kadar şeytanın eline kaptırmıştı ki, ve bunun başka örnekleri de var, şeytan tarafından yönetiliyordu. Bakalım hep beraber okuyalım. Ezekiel 28. 1. ayetten başlıyoruz. Rab bana şöyle seslendi. Bu Ezekiel peygamber. İnsanoğlu, sur önderine de ki, egemen Rab şöyle diyor. Gurura kapılıp ben Tanrıyım. Denizlerin bağrında Tanrı'nın tahtında oturuyorum dedin. Kendini Tanrı sandın. Oysa sen Tanrı değil, insansın. Şimdi bu mesajı o krala gönderiyor. Şeytan tarafından idare edilen krala gönderiyor. İşte Daniel'den daha bilgesin. Kimse senden bir giz saklayamaz. Buradaki kastı ne? Şimdi Daniel biliyorsunuz Tanrı tarafından armağandırılmış, Tanrı tarafından bilgelik verilmiş bir kişiydi. Ve Tanrı ona çoğu şeyi açtı, anlamasına sebep oldu. Ve çoğu şeyi ona gösterdi, daha önce olmadan olacak şeyleri gösterdi. Hatta bu vahiy kitabını çalışırken Tanrı'nın ona gösterdiği şeylerin de yerine vizyonlarında bahsini ettik. Dünyanın gelecek krallıkları ile ilgili tüm açıklamaları Tanrı Daniel tarafından yaptı. Ki bu kişide de Tanrı'dan gelmediğine göre şeytandan gelen bir bilgelik var. İşte Daniel'den daha bilgesin diyor Tanrı. Kimse senden bir giz saklamaz. Bilgeliğin, anlayışın sayesinde kendine servet biriktirdin. Hazinelerine altın, gümüş yığdın. Bu bilgelik, şeytandan gelen bu bilgelik sayesinde çok zengin olmuş bu kral. Ticaretteki üstün becerilerin sayesinde servetini çoğalttın. Zenginliğin seni gurura sürükledi. Böyle kişiler günümüzde de vardır. Böyle dünya liderleri, iş adamları, politikacılar, sanatçılar, hayatın her yerinde var böyle kişiler. Başarılı oldukları zaman vay be ben neymişim diye kendilerini bir şey zannetmeye başladı. Zenginliğin seni gurura sürükledi. Bu yüzden egemen Rab şöyle diyor. Madem kendini Tanrı gibi bilge sandın, ben de yabancıları en acımasız ulusları üzerine göndereceğim. Bilgeliğinin güzelliğine kılıç çekecek, görkemini kirletecekler. Senin cezan bu olacak diyor.
Seni ölüm çukuruna indirecekler. Denizlerin bağrında korkunç bir ölümle öleceksin. Kendini tanrı sandın. Bunların hepsini ben yaptım. Ben şöyle akıllıyım, böyle becerikliyim diye zannettiğin ve konuştuğun için diyor. Ben seni böyle cezalandıracağım. Şimdi Hezekiel peygamber burada şeytandan bahsetmeye başlayacak 10. ayette itibaren. 9'da şöyle diyor. O zaman seni öldürenlerin önünde ben tanrıyım diyecek misin? Ya madem tanrısın nasıl öleceksin? Demek ki tanrı değilsin. Seni öldürenlerin elinde sen tanrı değil insansın. Şimdi bu şeytan tarafından idare edilen, kendini tamamıyla şeytana kaptırmış kral. Şimdi sözleri şeytana göndermeye başlıyor, konuşmaya başlıyor Ezekiel peygamber. Yabancıların elinde sünnetsiz ölümle öleceksin. Egemen Rab şöyle diyor. Rab bana şöyle seslendi. İnsanoğlu, sur kulları için bir ağıt yak, ona diyeceksin ki, Egemen Rab şöyle diyor. İşte şeytanın başlangıcı. Kusursuzlukta örnek biriydin. Bilgeliğin ve güzelliğin eksiksizdi. Tanrı onu kusursuz yaratmış. Bilgelik, yani akıllılık, çok akıllı yaratmış şeytanı. Ve de çok güzel yaratmış. Kusursuzluk, bilgelik, güzelliğin eksiksizdi diyor. Mükemmel yaratmış Tanrı. Sen Tanrı'nın bahçesi Aden'deydin. İlk baştan beri oradaydın diyor. Yakup topaz, ay taşı, sarı yakut, oniks, yeşim, lacivert taşı, firuze, zümrütle, çeşit çeşit değerli taşlarla, taşla bezenmişti. Tanrı onu özenerek yaratmış. Çok güzel yaratmış. Kakma ve oyma işlerin hep altındandı. Bunlar yaratıldığın gün hazırlanmıştı. Burada neyi görüyoruz? Yaratılan bir yaratık. Bu da bizim gibi bir yaratık. Yaratılmış bir kişi. O melek olarak yaratılmış, biz insan olarak yaratıldık. Meshedilmiştin. Koruyucu bir keruf olarak seni oraya yerleştirdim. Koruyucu keruf ne demek biliyor musunuz? Keruvlar şeylerin, meleklerin en üst tabakası. Onların koruyucusu, yani meleklerin ilk en önde gideni bu kişi. Tanrı onu öyle özene bezene yaratmış. Kusursuz, güzel, akıllı yaratmış. Yetenekli yaratmış. Ve de almış onu koruyucu bir keruv olarak. Seni oraya yerleştirdim diyor Tanrı. Tanrı'nın kutsal dağındaydın. Yani Tanrı'nın olduğu yerde. Tanrı her yerdedir. Omnipresent. Bütün her yerde aynı zamandır. Ama bir de İsa Mesih, Baba, Tanrı bir yerde bir merkez olarak bir yerde duruyorlar. Hani tahtları var ya. Ondan bahsediyoruz. Oradan bahsediyor. Yaratıldığın gün Tanrı'nın kutsal dağındaydın. Yanan taşlar arasında dolaştın. Bu yanan taşlar arasında dolaştın şeyini tam bilmiyoruz. Adem'le Havva'nın o cennet bahçesine benzemiyor. Çünkü orada yanan taşlar yoktu. Ama yaratılışta veya Tanrı'nın bu taht odasında böyle şeyler var mı? Başka bir manası var mı? Henüz bilmiyoruz ama oraya gittiğimiz zaman göreceğiz, anlayacağız. Yaratıldığın günden sende kötülük bulunana dek yollarında kusursuzdun. Tanrı onu kusursuz yaratmış. Ama bir gün günah işlemiş. Ticaretin bolluğundan zorbalıkla doldun ve günah işledin. Bu yüzden
Kirli bir şey gibi seni Tanrı'nın dağından attım. Yanan taşların arasından kovdum. Ey koruyucu kerub, güzelliğinden ötürü gurura kapıldın. Görkeminden ötürü bilgeliğini bozdun. Böylece seni yere attım. Kralların önünde seni yüz karası yaptım. İşlediğin pek çok günah ve ticaretteki hileciliğin yüzünden kutsal yerlerini kirlettin. Seni yakıp yok edecek bir ateş çıkardım içinden. Pardon. İşlediğin pek çok günah ve ticaretteki hileciliğin yüzünden kutsal yerlerini kirlettin. Seni yakıp yok edecek bir ateş çıkardım içinden. Bütün seyredenlerin gözü önünde seni yeryüzünde küle çevirdim. Seni tanıyan bütün uluslar sana şaştı. Sonun korkunç oldu. Bir daha var olmayacaksın. Ne öğrendik buradan? Şeytan kusursuz, çok akıllı, meleklerin en önde geleni, görkemli, güzel ve ışıl ışıl yaratılmış. Ve bir gün kendinde günah bulunana dek her şey okeymiş. Ama bu bulunan günah neydi? Al bir kısmını söyledik. Gururlandın diyor. Güzelliğine, akıllılığına baktın. Aynı biraz önce okuduğumuz kral gibi ben böyle zengin oldum, böyle asarım, böyle keserim diyordu. Ben tanrıyım diyordu. Kral o kadar çünkü zengin olmuş ki artık ben ne yapsam hiçbir şeyi kaybetmem diye düşünmeye başlamış. Halbuki bir kralın içinde şeytanın kendi özü var. Şeytanın kontrolü altında olduğu için bu kişi bu kadar zengin ve başarılı olmuş. Şeytanın bilgeliğinden pay aldığı için, doğru kararları verdiği için bu kadar zengin olmuş. Bunları kralı anlatırken aynı zamanda da Hezekiel peygamber özüne gitti ve şeytandan bahsetti. Gelin bir de Yeşaya peygambere Tanrı'nın iblisle ilgili verdiği doğrulara bakalım. Yeşaya 14. bölüm. Ve 9. ayetten başlayarak bakalım Yeşaya peygambere Tanrı şeytan hakkında ne demiş? Toprağın altındaki ölüler diyarı Babil kralının Babil kralını karşılamak için sabırsızlanıyor. Onun gelişi ölüleri dünyanın eski enderlerini heyecanlandırıyor. Ulusları yönetmiş krallar tahtlarından ayağa kalkıyorlar. Hepsi ona seslenip diyecek ki, sen de bizim gibi gücünü yitirdin, bize benzedin. Şimdi bu şeytana konuşacaklar bunları son günden sonra. Görkemin de cenklerinin sesi de ölüler diyarına indirildi. Altında kurtlar kaynaşacak, üstünü kurçuklar kapayacak. Ey parlak yıldız, Seher'in oğlu, göklerden nasıl da düştün? Ey ulusları ezip geçen, nasıl yere yıkıldın? İçinden görkemle çıkacağım dedin. Tanrı'nın tahtının yıldızlarından daha yükseğe koyacağım. İnsanların toplandığı dağda Safon'un doğusunda oturacağım dedin. Bulutların üstüne çıkacak
kendimi yüceler yücesiyle eşit kılacağım. Ancak ölüler diyarında ölüm çukurunun dibinde indirilmiş bulunuyorsun. Seni görenler bakıp bakıp şöyle düşünecekler. Dünyayı sarsan, ülkeleri titreten, yeryüzünü çöre çeviren, kentleri yerle bir eden, tutsakları evlerine salıvermeyen bu mu? Evet, şeytanın sonu bu olacak. Vahiy 20'ye dönelim. Sonra bir meleğin gökten indiğini gördüm. Elinde dipsiz derinliklerin anahtarı ve büyük bir zincir vardı. Tanrı tek bir meleğe diyor ki, git şeytanı bu zincirle sar ve at dipsiz kuyuya ve üstüne kapıyı kilitle ve mühürle. Melek ejderhayı, iblis ya da şeytan denilen o eski yılanı yakalayıp 1000 yıl için bağladı. Neden 1000 yıl? Bunu sonra konuşacağız. Biliyorsunuz 1000 yıllık bir krallık kurulacak İsa Mesih geldikten sonra yeryüzünde. 1000 yıl tamamlanıncaya dek ulusları bir daha saptırmasın diye onu dipsiz derinliklere attı. Orayı kapayıp girişini mühürledi. 1000 yıl geçtikten sonra kısa bir süre için serbest bırakılması gerekiyor. Şimdi 1000 yıl sonra neden serbest bırakılacak? Bu 1000 yıllık krallık süresinde doğan kişileri hiçbir şekilde şeytanla karşılaşmamış, onun hilelerini, yalanlarını duymamış bir sürü insan olacak. Onları da kandırmaya çalışsın diye Tanrı kısa bir süre için onun özgür bırakılmasına izin verecek. En son şu noktayı yapmak istiyorum bugünkü çalışmayı bitirmeden önce arkadaşlar. O da şu. Şeytan akıllı, güçlü, böyle birisi var. Meleklerin 1/3 onu takip ediyor. İşte kötü ruhlar veya cinler dediğimiz. Bunlar varlar. Etkin bir şekilde insanların hayatında çalışıyorlar. İmanlıyı, iman etmemiş kişiyi iman etmesin diye. İman etmiş kişiyi sürçüp düşsün, başkalarına kötü örnek olsun diye. Gece gündüz bir çalışma içindeler. Yani şunu söylemek istiyorum. Şeytanın Tanrı izin vermeden insan üstünde hiçbir yetkisi yoktur. Şöyle söyleyeyim. Şeytanın Tanrı izin vermeden imanlı üstünde hiçbir yetkisi yoktur. İman etmemiş kişi zaten onun egemenliğindedir. Bunu anlamak çok önemli. İman etmemiş kişi zaten şeytanın egemenliğindedir. Ve onun yegane gücü şurada. Bak burada da yazıyor 3. ayette. 1000 yıl tamamlanıncaya dek ulusları bir daha saptırmasın diye. İngilizce'de deceive, yani kandırmasın diye. Adem ve Havva'yı kandırdı. İnsanları kandırdı. İsa Mesih ona yalanların babası dedi. En büyük gücü yalandan gelir. Şeytan hiçbir şeyi yaratamaz ama Tanrı'nın yarattığı bir şeyi alıp onu kötüye kullanır veya asıl amacından saptırır. Hiçbir şeyi yaratamaz ama alınanı kötüye çevirir. Nasıl ki şimdi bir tuz örneği verilir genelde. Tuzda sodyum vardır. Sodyumdan oluşmuştur. Bir kimyager bu sodyumu alıp başka maddelerde eklediği zaman bu sodyumdan zehir yapar. Kimyager zehiri yarattı mı? Hayır. Olan bir şeyi aldı. Başka şeylerde yaparak onu
kötü bir şeye çevirdi. Şeytan da aynı şekildedir. Hiçbir şeyi yaratamaz. Yaratamaz. Ama Tanrı'nın yarattığı iyi sistemleri, doğruları, şeyleri, kişileri, doğayı neyse alıp kötüye kullanır. Evliliği alıp saptırır. Cinselliği alıp saptırır. İş, güç, hükümetler, okulları alıp saptırır. Doğruları alır, yanlış öğretir. Yegane gücü yalandan gelir. Onun için imanlı kişinin gerçeği çok iyi bilmesi gerek. Gerçeği bildiğiniz zaman yalana karşı durabilirsiniz. Yalanın panzehiri gerçektir. Ne kadar çok biz gerçeği bilirsek o kadar az yalana kanarız. Tanrı'nın gerçeğini bildiğimiz zaman şeytanın yalanlarına kanmayız. Bunun için de daha çok Tanrı'yı tanımamız, onun doğrularıyla ilgilenmemiz gerek, şeytanın yalanlarıyla değil. Maalesef etrafımızda onun sistemi içinde yaşıyoruz. Dünya sistemi onun sistemi, okulların sistemi onun sistemi, radyo, televizyon, magazin, sosyal medya onun sistemi. Okuduğunuz, gördüğünüz çok şey onun sistemi içinde. Dünya hükümetleri onun sistemi içinde. Onun için imanların, Petrus'un da dediği gibi ayık ve uyanık olması gerek ve ayakta durabilmek için Paulus'un da dediği gibi Tanrı'nın bize verdiği tüm gerçekleri, tüm silahları kullanarak Tanrı'nın gerçeğiyle bunun yalanlarına kanmayacağız. Dua ederek, imanla dua ederek, anlayışla, kutsal kitabı okuyarak, kutsal kitabın öğretildiği kiliselere giderek, kendi başımıza dua ederek, kendi başımıza kutsal kitap okuyarak, başka imanlarla bir araya gelerek, başka imanlar için dua ederek, başkaları için dua ederek, Tanrı'nın sizi çağırdığı yerde olarak, Tanrı'nın sizi çağırdığı işte olarak, kendi çalıştığımız yerde, gittiğimiz okulda, evlendiğimiz veya evleneceğini düşündüğümüz kişilerle, çocuk yetiştirirken, torun yetiştirirken, hepsini Tanrı'nın doğruluğunda yapmamız gerek. Çünkü İsa Mesih'in dediği gibi dünya karanlık ve dünyanın tek ışığı sizsiniz. İsa Mesih'ten aldığımız ışığı başkalarına yansıtmamız gerek. Tabii ki mükemmel değiliz ama devamlı yanlışlarımızı düzeltmemiz gerek. Evet, yine uzun oldu. Burada duralım. Soruları ve yorumları varsa şimdi konuşabiliriz.